Evet. Hazırlıksız yakalanmak da bu olsa gerek. Benim neyime? Kameramanlık değil mi? Ben kameramanlık yapmaya çalışıyorum. Hocam sizleri böyle alalım. Ben size yine çay söyledim. Çaylarımızı bir içelim beraber. Ben bayağı hazırlıksız sendeyim. Ben bayağı hazırlıksız yakalandım. Arkadaşların o güzel melodilerine kapıldım değil mi? Ama güzel oldu, güzel oldu, güzel. Evet, güzel oldu. Şöyle. Evet. Evet, şimdi gelebilirsiniz. Buradan. Hocam ellerinize sağlık. Gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. Eser bildiğin türkü. Değil mi? Bildiğim böyle ben annemi de özledim. Şeyi çağrıştırdı bana. Neyi söyleyemiyordum ben? Öndeki mavi gözlüklü. Neyi söyleyemiyordum ben? Annemi özlüyor muydum, istiyor muydum? Ne yapıyordum? İstiyordum. Yok ben özlüyordum, siz istiyordunuz. Ben annemi isterim. Bu çocukları böyle yakın yakın gösterin arada ya. Bak dedim ya, halaları, teyzeleri, dayıları, amcaları istiyor. Hatta şey yapalım. Ben şimdi oraya bir mikrofon göndereyim. Olur mu? Aynen. Çok iyi olur. Sıradan bir dinleyelim ben sizi. Beni bir genel alın. Bir genel, hangi kameraya sığacaksam. Oraya bir gideyim ben. Ben bir mikrofon götüreyim çocuklarıma. Burada mıyım? Mikrofonumu bir götüreyim. Onlar bizlere kendilerini sıradan tanısınlar. Şöyle bir adım atayım. Sıradan bizlere onlar kendilerini tanısınlar. Geçtim bakalım. Ses dedim, bir dedim. Kiminle görüşüyoruz efendim? Rana Karatekeli. O zaman mikrofon senin olsun. Konuştuktan sonra böyle sıradan elden konuşalım. Merhaba. Özel bir kolejde 9. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıftan itibaren keman çalıyorum. Bu kadar. Merhabalar, benim adım İrem Sude Kaplan. Azetik Fen Lisesi'ndeyim. 7-8 yaşımdan beri keman çalıyorum. Merhaba, adım Ece Özgen. Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na gidiyorum. 2. sınıftan beri keman çalıyorum. Merhaba, ben Beri Saatçı. Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ne gidiyorum. Bu yıl 10. sınıfa başlayacağım. Yaklaşık 5-6 yıldır keman çalıyorum. Merhaba, ben Buse Saatçı. Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ne gidiyorum. 4. sınıfta kemana başladım, 10. sınıfa geçtim. İkiziz. Merhaba, ben Bahar Nurak Pınar. 10. sınıfa geçtim. İlkokul 1. sınıftan beri keman çalıyorum. Hocamızı çok seviyorum. Tanıtmamı istiyor musun kendini? Dinliyoruz. Evet. Arkaya vereyim. Sonra kendim. Kameraya al. Dinleyelim. Merhaba, ben Fatma Zehra Şen. Zehra ismimi kullanıyorum. 19 yaşındayım ama kendileri bana 35 yaşındasın diyor. Öyle demedim. Ya ben şaka yaptım. Öyle değil. 43-44 falan dedim. Teşekkür ederim. Olgun olmak güzel. Obua çalıyorsun. Evet. Enstrümanın. Evet. Obua çalıyoruz. Evet. Dur takılmayalım senden. Bir arkaya geçelim. Hemen. Bak soyadı tehlikeli adam. Adım Ahmetcan, soyadım Yakar. Beni duymuyorlar da o yüzden böyle söylemek zorundayım. Aileden müzisyensin değil mi? Evet, tüm aile. Babam yönlendirdi. Bir tane ablam var. Babam ilk başta onu yönlendirdi. O da keman ile ilgileniyor. Kadarıyla. Evet, iyi bir kemancı. Hacettepe Üniversitesi. İzliyor mu? İzliyordur büyük ihtimal. Ne demesen iyiydi. Kesin izliyor falan diyeceksin böyle yayınlarda. Şu anda öyle diyeceksin yani. Yani kısaca aileden. Ben de Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum işte. Çok güzel. Yani. Hemen. Merhaba, Gül Sinem Keskin. Samsun Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Gazi Osman Paşa Üniversitesi 3. sınıf müzik öğretmenliği öğrencisi. Aileye selamlar, sevgiler. Evet. Arkaya uzatalım. Merhaba, ben Alpcan Alper. İlk adım Güzel Sanatlar'da okuyorum ben de. Evet. İşte 5 senedir falan çalıyorum ama o kadar göstermesem de idare eder. Gayet güzel. Oradan devam edelim. Melike. Benim adım Melike İrem Tırınç. Ezgi İlkokulu'nda okuyorum. Ha, peki. 3 yaşından beri keman çalıyorum. Yanındaki ne ver? Benim adım Hire Yazıcılar. Gülsüm Sami Kefeli Okulu'na gidiyorum. 7 senedir keman çalıyorum. Evet. Özel okulda okuyanlar özel bir okula gidiyorum desinler artık. Benim adım Aysma Şahin. Doğa Koleji'nde 6. sınıfa başladım. Özel bir okulda yani, evet. Özel bir okul. Evet, yan tarafa verelim. Pelinsu Göktanat'ı. Sen okulu bırak artık, okuma sen. 2. sınıftan beri keman çalıyorum. Ne güzel, hemen. Benim adım ben Süseren Polat. Ticaret ve Sanayi Odası'nda okuyorum. 2. sınıfta özel değil diyorsun.
Evet. Hakkı Özcan. Ben nerede okuyorum diye soruyor şu anda. Bir yardımcı olun. Yardımcı olun. Nerede okuyor bu çocuk? Atatürk Ortaokulu. Bir iki evet. Senedir keman çalıyorum. Bir senedir mi çalıyorsun? Evet. Evet. Adım Elif Karakaya. Gülsüm Sami Kefili Ortaokulu'nda okuyorum. Evet. Üç yıldır keman çalıyorum. Küçük Merhaba hanım. Ben Cansera Özev. Köksal Arsay'ın Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. 10. sınıfa geçtim. 4 yıldır flüt çalıyorum. 4 yıldır flüt çalıyorsun. Evet. Var mı başka kendini tanıtacak olan? Alayım. Canım sen bir şeyler söylemek ister misin? Peki. Yakaları açalım, yakaları. Ben bugünden sonra eğitime karşıyım mesela. Yani çocuğu okutmayan niye okutuyorsun? Gel televizyonda okulatını söyle değil mi? Hep bunlar böyle güzel hareketler ama gerçekten 10 numara doğallık bu ya. Gerçekten. Bak susmazsanız atacağım dışarı söyleyeyim bak. Dersten atacağım. Dersten. Sizden şimdi biraz sonra bir şeyler isteyeceğim bak hazırlıklı olun. Yani öyle geldik. Bir türkü iki tane şarkı çaldık. Türkü çaldık. Az sonra Ankara'nın bağlarını isteyeceğim. Öyle keman hareket çalar. Kızıl orduydu değil mi bu? Yerinde durmayan bir ordu var ya. Kızıl ordu. Kızıl ordu. Kızıl ordu. Rusya'nın en büyük ordularından bir tanesi, korolarından bir tanesi Kızıl ordu. Ve adamlar bildiğin Tarkan hayranı ya. Tarkan'dan evet. Çalıyorlar. Biz de öyle bir şey yapacak mıyız? Ankara'dan, Namık'tan falan bir şey yapmayacaksınız. Bayağı da ciddisiniz bu konuda. O zaman biz klasik çalacağız. Çal Game of Thrones. Yapsana düşünüyorum oradan polifonik bir şeyler. Bitmez, bayağı da bitmez. Kaç sayfa bu eser? Çok sayfa. Şimcik, hocam sana az önce bir selam geldi. O ismini karıştırdığın öğrencim var ya. Evet. Hoca sınıfta kaldı diyor bayağı bildiğin. Hoca sınıfta kaldı. Müge Esen yazmış. Herkese selamlar demiş. Stüdyodaki herkesi çok seviyorum. Gelinlerini unutmasınlar. Evet. Şimdi onu almadan geldik ya biz bu Müge akşam. Müge Esen neredeyin? Burada gerçekten kıskandı şu anda evdeyiz. Müge Esen bizi Mügeciğim, dinliyorsa. Mügeciğim kalbimiz seninle. Evet. Biz bu programı aslında senin için yaptık. Yani seni burada görmeyi çok isterdik. Birazdan da araba gönderiyor. Seni aldıracağız evden burada. Gerçekten inanır bakın yapmayın. Gelir diyorsun. O kadar zamanımız yok ama senin için ayrı bir program. Hocaları da buraya alıp yapmayı düşünüyoruz. Bayağı bildiğin gönül koymuş ama öyle bir şey yok. Gerçekten geldikleri dakikadan itibaren Müge dediler. Zor durdurdum kendilerini. Bir de Müge'yi dinlemeniz lazım. Öyle mi? Müge de tabii müzisyen. Çok özel bir ses. Sizin etrafınızda evet. Müzisyen olmayan yok mu arkadaş? Kasap, manav, market böyle çok şey yok mu? Çok enteresan herkesi yani. Zehirledik bizde. Gerçekten bizi. Öyle. Ailede de öyle bizim. Allah Allah. Çok tuhaf yani. Ailede kim var? Melike var onu gördük. Benim kız kardeşim müzik öğretmeni. Dayım da müzik öğretmeniydi. Emekli ayrıldı tabii. Hep yenge. Aile müzik öğretmeni öyle mi? Benim yeğenlerim müzik öğretmeni yine. Benim ailede pazarcı öyle. Bir de yeğenim de Mehmetcan evet, da. Yeğenim de müzik öğretmeni. Yine müzik öğretmeni yeğende. Maşallah ne kadar güzel. Erkek demek kardeşim resim öğretmeni mesela şu an. Bir etkileşim aynen. Olmuş yani bayağı bildiğin. Oldu. Ya büyük bir torpil var devletten herkes böyle öğretmen bir şey. Bilemedim. Atamalar. Bir şeyler oldu. Yok eskiden de öyle şey. Ya torpil işleri eskidendi. Şimdi biliyorsunuz yok, gerçekten. Yok, şaka bir yana bunlar çok ciddi problemlerdi değil mi? Sen ne kadar hazırlarsan hazırlan. Geliyordu oradan yukarılardan birisi. Hop müzik öğretmeni. Daha hayatında ben şeyle karşılaştım ya bir konservatuar sınavında. Tıp mı istiyormuş, veterinerlik mi istiyormuş, puanı tutmamış, puanı çok diye oradan. Hocam dinleyelim az önceki el hareketleriyle yaptığınız için. Tamam dinleyelim. Söylemeyelim biliyorsun. Söylemeyelim, kanalı kapattırmayalım diyorsun. Hocam bir konuşun ya, bir rahat olun ya. Murat abi sen niye abi böyle tarihi eser gibi duruyorsun siz abi? Siz sorun yani. Ben anlatayım. Bu koltuğun o köşesinde bir şey var ha. Oraya gelen böyle elini atıyor, bir rahatlıklar böyle bir... Gerçekten bize bir iki bir şey söyle ya. Türkü söylüyormuş da bize şimdi. Bir şey söyler mi abi? Çok da güzel söyler. Harbi söyler misin ya? Çok da güzel söyler. Olabilir tabii ya söyler. Lan ben yani. Ferdi bu adamı beğendi ya. Abi. Türkü diyorum türkü söylüyor. Bu parça arada spontane gelişmiş bir olay. Diyorum ki arada bir intro yapalım onu yapıyor. Ve bunu biz burada söylüyoruz yani. Biz gerçekten çok fazla hazırlandık ama. İnandınız mı? Ben de inanmadım. Tamam hazırlanmadık ama. Burada her şey oluyor zaten sıkıntı yok. Şimdi sevgili kardeşimden bir... Hazırsan eğer türkü dinleyelim. Yani, fark etmez türkü diyorum ben ama. Bir şeyler gelir aklımıza herhalde. Yani gesi bağlarını söyle. Herkes ben türkü söylüyor mu diyen gesi bağlarını söyle. Olabilir. Olabilir dedi ya.
Tamam. Yok yok mu arkadaşım sen? Doğa için çaldı da söylemişti zaten. Ha, orada söyleyebilirsin. Ben mi? Mikrofonu tamam. Açtım, yakaları kapattık. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gece, gündüz, gece, gündüz, gece var. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz, gece var. Dünyaya geldiğim anda yürürüm hayli zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gece, gündüz gece, gündüz gece var. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. Şaşar Veysel iş bu hale. Kah ağlaya kah güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var.
Çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden geçtiler ya, yemin ediyorum. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sen ne opsiyonel bir adamsın ya. Duyuruyor muyuz? Bir daha söyleyeyim mi? Sen ne opsiyonel, ne böyle kullanışlı, her eve lazım bir adamsın. Yani Allah bazı insanlara çok cömert davranmış. Buna bayağı davranmış. Bayağı davranmış. Sana bu dediğim için kızmıyorsun değil mi Murat? Yok, teşekkür ederim. Kızıyorsan zaten gıcık oldum, kovarım seni bak, yemin ediyorum. Ev sahipliği, misafirler, türkü adamsa o da, adam türkü benden güzel türkü söylüyor ya, böyle bir şey var mı ya? Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Enstrüman hakimiyetin kadar sesin de bir o kadar güzel, parlak. Ben seni tanıdığıma çok sevindim gerçekten. Biz seni de programa bir daha alacağız, getireceğiz. Neyse parası biliyorsun. Yani öyle şey yapacağız. Zenginiz ya lan biz. Getireceğiz yani. Hocam bu arada sen pardon, bugün hiç konuşmadın. Bir şeyler söyle bize. Şu hocam biz onlar. Arkadaşları da tebrik etmek gerekiyor. Hangisini edelim? Hangisini edelim tebrik? Hepsini tek hepsini, tek. Hepsini tek tek. Hepsini, tek, tek. Hepsini, tek, tek. Hepsini, tek. Arif hocam, öndeki isimlerini bilmediğim diğer arkadaşlarım gerçekten. Sanki o bizi izliyor. Bak ona program yani, yapıyoruz, bizi izliyor sanki bize. İlyas arkadaşımın da Cizre'ye gitmesi Samsun için, bizim için aslında büyük bir kayıp. Evet. Merhaba değerli meslektaşım. Programını ilgiyle takip ediyorum. Oradaki müzik canlarımın diyor. Evet, hepsini gözlerimden öpüyorum. Çok gururlandım, inan onları yetiştiren ailelerin ve öğretmenlerinin karşısında saygıyla eğiliyorum diyor Koral Yüksel. Burada Mum Işığı isminde çok güzel bir programı olan çok değerli bir arkadaşımız Koral. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yorumlarından dolayı. Hocam sizleri seviyoruz demiş Baran Aztopal. Kimin öğrencisi? Evet. Ben burada birilerini kaçırıyorum. Ben biliyorum ama bakalım kimleri kaçırıyorum. Biz de seviyoruz seni Barancığım. Zuhal Erzurum Temiz. Zuhal Hanım. Evet, Zuhal Hanım. Bizim elimiz, kolumuz, ayağımız. Ha Zuhal Hanım. Evet. Bana getirdiğiniz şekersiz çaylardan dolayı, size burada mıyım? Şekersiz çaylardan dolayı nasıl bir minnettarım, nasıl bir ben zamanınızı alıyorum sizin ama çok teşekkür ederim güler yüzünüzden dolayı. Programınız süper. Hocalarımıza, öğrencilerimize, kocaman hepsine buradan saygılar, kocaman saygılar, sevgiler demiş kendisine de biz teşekkür ettik. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Hilal Şahin. Canım öğretmenlerime sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar demiş canım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bu çocukların hepsi müzisyen. Evet, evet, evet. Şimdi bakın, bu grubun devamıyla tekrar bir program yapalım istiyorum ben. İnşallah. Hocalarımı buraya getirmek için çok uğraştım. Başta Aynur Hocam. Onlar beni kırmadılar. Onlar dediler ki biz gelelim. Eyvallah, biz gelelim dediler ama bu kadar öğrenciyi bir araya getirmek, bu teknik donanımı bir araya getirmek gerçekten kolay bir şey değil. Ben öncelikle gerçekten katıldığınız için, sonra bana bu desteği verdiğiniz için, sonra da Samsun'da müzik adına bu kadar güzel şeyler yaptığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstüne alınabilirsin. Aynıları senin içinde. Buradan öyle geçer. Niye buraya yanaştım? Tek seferde konuşayım diye böyle buraya yanaştım. Çocuklarımı gösterebilir miyiz? Onlara da bir teşekkür edeyim ben. Ayrılık vakti gibi düşünmeyin. Daha var. Daha bir 3 dakikamız falan var. Yani var var, dakikamız var. Arkadaşlar hepiniz renk kattınız. O şeyi söyler misiniz? İyi akşamlar. Yok, ne demiştik? Türkiye adamdayız. Var var, zamanımız var. Var, eser yapacağız. Türkiye adamdayız. Pazartesi akşamı Türkiye adamdayız der misiniz bize? Dersiniz değil mi? Cevap verseniz annem deriz dese. Bak şimdi ben 1, 2, 3 diyeceğim. Siz de pazartesi akşamı Türkiye adamdayız ama o kadar bıcır bıcır olacak, tamam mı? Anlamayan var mı? Varsa da yanındakini takip etsin. 1, 2, 3. Pazartesi akşamı Türkiye adamdayız. Bak olmadı, bir daha. 1, 2, 3. Pazartesi akşamı Türkiye adamdayız. Evet. Arkadaşlarımız pazartesi akşamı, bu akşam Türkü Adam Show'dalar. Programı kaçıranlar için, ben saçmalayayım mı? Programı kaçıranlar varsa eğer, bu akşam programın tekrarı var. Saat 1'de başlayacak, 3'e kadar kendiniz orada izleyeceksiniz muhtemelen. Daha sonra sosyal medyaya düşecek ve cumartesi akşamı da, cumartesi gündüz saat 2'de programın tekrarı verilecek. Programla ilgili çok güzel düşünceler, duygular geliyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Seyfi Bey çarşambadan yazmış. Murat Ünyeli, sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Programın sonunda sizlerin isminizden bahsediyorum ama sizler benim kalbimde, böbreğimde, yüreğimde öyle insanlarsınız yani, öyle söyleyeyim. Bir de neyi söyleyecektik? Kimin ismini söylemezsek bize kırılıyor, darılıyor. İsmini söyleyemediğimiz herkesi, az önceki anonsun saçmalığına dikkat ettiniz mi? Programı kaçıranlara, kaçırdıysa adam şu anonsu da duymamış olacak zaten. Yani. Programı kaçırdıysanız lütfen cumartesi saat 2'de izleyin. Onu da kaçırmayanlar söyler. Bir eser daha yapalım mı?
Hay hay. Yapalım, bu eseri beraber yapalım isterseniz. Yapalım, biz çalalım, yapabilir miyiz? Siz söyleyin, tamam. Yaparız. Yapalım. Ne demek? Ne mesela olmasa mektubun. Olmasa mektubun, evet. Yazdıkların olmasa. Evet. Evet, ben de size bir hadi sürpriz yaptım. Hadi beraber yapalım mı? Çalıştım, yalan söylüyorum, çalışmadım ama bir şeyler çıkacak. Sadece bana girişlerde eşlik ederseniz. Evet. Yaka mikrofonlarını aldıktan sonra ben arkadaşlarımla telsiz mikrofonla okuyacağım. Bizim için teknik sorun var mı? Yoksa ben okuyacağım. Çek de demedik, buradayız. Arkadaşlarım hazırlıklarını yaparken benim çok uzun zamandır ulaşmaya çalıştığım bir arkadaşım mesaj atmış. Çok seviyorum. Oradaki herkese bu Özlem Hanım, Özlem Dursun zannediyorum. Oradaki herkese selamlar. Murat'ı çok seviyoruz. Almanya'dan halaları ve tüm kuzenleri. Almanya'dan bizi dinleyen Özlem Dursun'a buradan Murat kardeşimiz adına da sevgilerimizi iletmiş olduk. Bakalım bu eseri çığırabilecek miyiz? Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla. Her şeyi unutarak yaşanır sanma. Çok şey göze almak mı? Sana geçmişe ne çok anıyla yüklü. Nerede o taverna,
neredesin ama? Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki. Geç kaldıktan sonra arama boşa. Bana anlatma imkansız sevgimizi. Sevmek birçok şey, göze almakmış. Nasıl mektubum, yazdıkların olmasa senle ayrıldığımıza. Açtık mı, yakada mıyız? Yakada mıyız? Evet, anca bir türkücüden bu kadar olur, yapacak da bir şey. Biz çok beğendik, ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben sizi bir daha böyle alacağım ya. Ben sizi bir daha böyle alacağım. Birkaç tane çalışmanızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Sizler çünkü çok yoğun koşturan eğitimcilersiniz. Aynı zamanda 23 Nisan'da Çocuk Bayramı'nda bir konser verdiniz. Bir özel bir alışveriş merkezinde. Evet. Evet, özel bir alışveriş merkezinde. Bir sosyal sorumluluk projesidir benim için. 23 Nisan'da anlamlı bir günde anlamlı bir konser verdiniz. Evet, geçen sene özel bir alışveriş merkezinde. Yine aynen bu şekilde. Çok da ilgi gördü. Evet. Çocuklarımız için de güzel bir tecrübe oldu. Duyduk gördük sosyal medyadan. Evet. Çocuk korumuz da vardı o zaman. Çocuk korosu da çocuk çıktı. Korumuz da var. Çocuk korumuz da beraber mi çıktı bu korumuz? Yani farklı zamanlarda çıktılar ama çocuk korosu oluşumumuz da var, evet, şu anda. Ben bazı devam şeyleri ediyor söylemezsem olmayacak arada. Dilara Temiz yazmış okuluma ve Murat hocama derslere başlamak için can atıyorum diyor kendileri. Çok çok öpüyorum diyor. Minik fıstığımız zaten üzerine alınmıştır. Minik fıstık deyince burada bir tane minik fıstık var. Üzerine alınmıştır. Dilara'cığım sana çok selamlar, sevgiler iletiyoruz. Melisa Çelik, herkese iyi akşamlar demiş. Koridor Team. Siz biliyorsunuz, biliyor olmalısınız herhalde. Tanımıyoruz. Bilmiyor musunuz? Biricik ikizlerine selamı var. He. O zaman Koridor Team öyle ikizlerle mi alakalı bir şey. Evet, ikizler. Evet. Neler oluyor orada? Onları çok seviyoruz. Biz de onları senden daha çok seviyoruz Melisa, bu arada öyle de bir durum var. Hocam. Buradan bizi izleyen, sevgili kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı dinleyen bir sürü Samsun halkının içerisinde onları dinleyip de keman çalmak isteyen, bir enstrümana yönlenmek isteyen insanların sayısının çok olduğunu biliyorum. O insanları nasıl yönlendiririz, ne deriz, ne diyebiliriz? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Buyurun. Şu gördüğünüz orkestra, herkese açık bir orkestradır. Herkes gelebilir diyorsunuz. Aynen, yani hani ben keman çalmayı biliyorum ya da flüt ya da cello ya da gitar, viola, evet, da olabilir. Hı hı. Gönüllülük usulüyle. Hiç bilmeyip de öğrenmeye gelen olabiliyor mu? Tabii ki. Olabiliyor. Yani o zaman da Zehra Hanım'la beraber ciddi bir çalışmaya giriyoruz. Evet. Ama çok Zehra kısa sürede. Zehra Hanım'la ciddi çalışmaya giriyoruz. Evet, ciddi. Tabii kemanlarda, yani gitarlarda ben. Yani inanamayayım olabilirsiniz ama gerçekten çok ciddi çalışıyor. Birlikte tabii karşılıklı yardımlaşarak en kısa sürede istersen ciddi olma şeklinde. Ben hocamı ders çalışırken gördüm, onun içinden bir canavar çıkabiliyor anında. O da işini güzel yapmasıyla alakalı, evet, gerçekten. Beni o canavara da selamlar, bilirler, sevgiler buradan. Tanıyanlar bilirler. Evet. Yani bakmayın bu güler yüzüme. Altına gerçekten bakmayın. Gerçekten bakmayın. Ya bu, hocam bir şeyler ekleyecek gibi bakıyorsun. Öyle Sinan Bey, var mı? O güler yüze bakmayın. Aramızda müthiş bir rekabet var. Güler yüzünle ilgili bir sorunun var mı? Yok canım, olur mu öyle şey? İstersen var da eve gideceksin. Aramızda müthiş bir rekabet var. Şöyle, Aynur Hanım bakmayın siz kemanı, böyle kemanı alır eline, odaya geçer. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. 5 saati biliyorum.
Bakıyorum, şey diyorum, evet kesinlikle benim de bir an önce çalışmam lazım. Yani tatlı yani bir yakın. Sen de yatak odasına, misafir odasına, bir odaya, mutfağa, akustiği güzel olan bir yere. Ben de hemen alıyorum enstrümanı elime. 20 dakika, 25 dakika bakıyorum. Yok ya, gerek yok rekabet etmeye diyorum. Evet, sonuçta ne olursa yapıyorum, yeter. Peki komşular ne diyor bu duruma? Nasıl? Hani enstrüman çalışıyoruz ya evde. Evet. Tabii ki susturucularla. En son komşumuz mesela başlıyor. Müzisyeniz değil mi? Susturucu falan zannediyor. Sürdün yani. Yanlış anladık değil mi? Yani? En son komşumuz mesela baş edemedi bizimle. En sonunda kızını bize gönderdi. İşte Canseri. Öyle başladı müziğe. Canım o şikayet eden Müslüman Nurhan senin velin miydi? O niye ses yapıyorsunuz diye. Can senin velisiydi. Baktı olacak gibi değil. İntikam almak istedi bizden. Onlar aşağıda, sana, biz yukarıda. Çok eğlenceli bir apartmandık zaten. Öyle sıkıntı yok. Herkes kovuldunuz mu? Öyle konuşuyoruz. Apartmandık. Hayır. Kovulmadık. Evet. Aynen, mahkeme kararıyla çıkarılmış gibi konuşuyor. Çok eğlenceli bir apartmandık ta ki o gün gelene gerçekten, kadar. Gerçekten evet. O gün gelene kadar sonra. Murat bizi rahatsız ediyoruz mu? Gidelim mi abi seni? Sen bayağı iyi görünüyorsun. Ben diyorum ki hani bizim gibi bir şey söyle. Yo, Murat, söyle deyince türkü söylüyor adam ya. Murat zaten aileden biri. Yani bakmayın siz öyle. Aynı sadece apartmanda. İşte beraber değiliz biz. Normalde ben üvey evlat. Üvey evlat. Evet. Adam alınmış bir şeye. Ben öyle üvey evlat. Bu dedi. Üvey değil. Olur mu canım? Yok yani tabii. Öz gibi ama hani. Bir Melike neyse. Tam bağırıyorsa gönül bağıyla. Yani şöyle bir şey var aslında sanatçı kesimde. Bazen. Yani çoğunlukla bunu anlayamıyor insanlar, özellikle sanatla ilgilenen insanlar. Size diyor bak. Hayır estağfurullah, sözüm meclisten kesinlikle dışarı. Evet tabii ki müzisyen insan bu yaptığı işlerde elbette ki bir maddi beklentisi olacaktır. Yani bu evet, kimse kara kaşı kara göz için yapmıyor bu işi belki ama. Gerçekten eğer sanatçı olmak istiyorsanız ve bu camiada yer etmek istiyorsanız her şeyden önce vefa çok önemli. Tabii. Vefakar olmak zorundasınız. Yani yeri geldiğinde bu işe parasız da gideceksiniz. Yeri geldiğinde para da alacaksınız. Yeri yani, geldi, siz burada tamamen gönüllülük esasında çalışıyorsunuz. Yeri geldiği için kesinlikle söyledim. Kesinlikle. Parantezden yani, lütfen. Elbette. Yapın. Şimdi biz bunu zamanla, ya ben 15 yıllık müzik öğretmeniyim. Bu işin nüansı bu ama. Gülmeyin bana da. Olayın nüansı bu. Tabii gerçekten. Nüans önemli. Tabii. Şimdi nüans çok önemli. Bunu ayrıntıyı zaten kaçırmak. Mükemmellik nüansta gidiyor. Tabii tabii. Mükemmellik ayrıntıda. Bu yüzden orkestranın adı nüans orkestrası. O yüzden yani. Orkestranın adı nüans. Değil mi? Yani ben şunu şöyle bağlamak istiyorum konuyu. Susar mısınız arkadaşlar? Bak nüanstan devam ediyoruz. Evet. Öğretmeniniz konuşuyor. Susun bakayım. İşte öğretmenin bir kısmını gördünüz şu anda. Tonlamanın bir kısmını duydunuz ama bu televizyonda ne kadar öğretmen olunabilirse evet, o kadar sert öğretmen yani, imajı bu. Daha sertini biliyorum ben. Kimden geldi o ses diye baktım ben birden. Aynur hocam çıktı. O yüzden ben alışkınım yani. Murat'cığımla biz mesela tanıştıktan sonra ilk önce o öğrenciydi tabii o dönemlerde biz tanıştığımızda. Evet. 2 sene önce diyorsunuz. Tabii yaşım ortaya çıkıyor böylece. İki yapacak önce. Bir şey yok yani çok direndim ama. Yani i̇şte yakın tarihlerde. Bayağı elinizde büyümedi yani çocuk ben de öyle Ben çok erken atandım. Yani. Belki erken o yüzdendir. Bilemiyorum. Neyse bu konuyu geçelim isterseniz. Geçmeye çalıştıkça üstünde geziyoruz konuyu. Yani. Farkında mısınız yani? Ya Murat'la daha sonra bizim yolumuz bir şekilde kesişti. Mesela biz canlı müzik yapıyorduk eşimle beraber sürekli. Ve aradığımız şahıs yani enstrümanı çok iyi çalması önemli değil. Bizim yıllardır bu işi yaparken ki aradığımız o özellik bambaşkaydı. Ahlaktı değil mi birazcık? Kesinlikle. Evet. Yani vefakar olması, efendim söyleyeyim çok rahat benim güvenebileceğim, eşimi güvenebileceği, işte evet. Aile içinde çok rahat hareket edebileceğimiz, başımız sıkıştığında hemen arayabileceğimiz, o aradığı zaman koşabileceğimiz. Böyle insanlarla çalıştık. Bayağı beni sevgili arıyor ya, ben. Hamdi Kuşak ben. Abimize çok bayağı teşekkür ediyoruz. Beni arıyor. Ediyoruz. Şöyle yaklaşayım vefakar. Evet Hamdi Kuşak abimize enine boyuna. Gerçekten bu konuda inanılmaz vefakar. Hamdi abinin burada olması lazımdı gerçekten. Kesinlikle Hamdi olması abi, gerekiyordu. Hamdi abi seni şiddetle kınıyoruz. Abimizsin, büyümüşsün. Ama bir programa gel en azından silüetini bu insanlar bir görsünler. Samsun halkından bahsediyorum. Evet. Seni zaten tanımayan ölsün. Şey pardon sevmeyen ölsün tanıyıp da. tanımayan deyince çok şey oluyor. Evet. Seni tanıyıp da sevmeyen ölsün. Bu programdan sonra da ben de büyük ihtimalle bir suikast durumları söz konusu olacak. Biz yine konuştuk, yine eğlendik, yine birçok şey planlamıştık. Yine hiçbirini yapamadık ama bence hiçbir şey yapamamış halimiz bile sizin özellikle birçok şey çıkardı ortaya koydu. Ben sizleri buraya davet ederken benim bir amacım vardı. Öncelikle ben amacıma ulaştım. Samsun'da bu tarz bu kadar güzel, bu kadar sanatsal, bu kadar değerli ve içi dolu şeyler olduğunu göstermek istemişimdir. Bir önceki programdaki Burak'tan tutun, daha önce Miras Halk Dansları gibi
Ondan önce Samsun'un en eski radyocuları veya güncel radyocularını konuk ettik. Bundan sonra yine Samsun'da bilinmesini istediğimiz, az önce bahsettiğiniz gibi paraya dayanmayan ama içi dolu olan şeyleri göstermek istiyorum. Bu da onların başında gelen bir şeydi benim için. Tarzımız, konseptimiz ciddi anlamda farklı ama yaptığımız şeyin adı müzik, bastığımız sesin adı nota. Yani hepimiz aynı yolda, aynı hanın yolcularıyız. Ben geldiğiniz için çok keyif aldım. Teşekkür ederiz. Biz de her ne kadar suçlu insan eylemişsem ki eylerim, biliyorum. Estağfurullah. Bana katlandığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda Murat gelmesin. Bu yani adam benden güzel söylüyor. Bir, iki. Konuşmuyor. Bak orada konuşsun diye bekliyorum. Israrla adam sabırla susuyor ya. Murat hocam müziğiyle konuşuyor. Aynen öyle. Evet, aynen. Bakalım o zaman. Saksafonla bir örnekleme dinlendirebilir miyiz? Benim bitmişim abi ben. Benim bitmişim değil mi? Benim olmuşum yani. Sürem de bitmiş. He diyor ya adam. Saksafona mikrofon açıyorum. Yaka mikrofonlarından mı alırız mikrofon mu açayım? Bana reji bir cevap ver. Yani mikrofon bu açıyorum. Şu anda evet. Oradan alır sesi. Evet. Evet. Mikrofonu açıyorum. Açtım. Açamadım. Metüt. Ha bunu. Evet. Şöyle ben yüzerek. Bu sefer daha batı tarzda çalalım uygunsa. Mesela daha batı tarzda. Arkadaşlarımız da eşlik ederlerse. Onlar eşlik gitar, ederler ritim. Tabii ya. Ama birazcık zaman kazanacağım. Bu arada mesajlarımız, maillerimiz, her bir şeylerimiz vardı. Masaya geldim yüzerek. Aldık mı? Burada mıyız? Tamam. Şimdi sizin buradan. Hocam, Aynur hocam. Gelmeden önce birileri mutlaka demiştir size. Programa gidiyorsunuz. Bize selam gönderin. Şunu yapın, bunu yapın. Ya da sizin özellikle istediğiniz bir şey var mı? Birileri var mı? Ben şu an söylemek istediğim sadece şu. Bu gördüğünüz orkestra herkese açıktır. Enstrüman çalan herkesi aramıza bekliyoruz. Çok özel, güzel konserlerimiz oluyor. Çok güzel hedeflerimiz var bu sene için. Bundan sonrası için il içi ya da il dışı projelerimiz var. İnşallah biraz zaman sonra yurt dışı projelerimiz olacak. Çeşitli festivallere evet. Katılacağız. Şu an birkaç tane ilden, özellikle Eskişehir'le bir bağlantı halindeyim. Orada da yine böyle bir çocuk orkestrası oluşumu var. Onlarla sanırım sizin yer git yapacağız. Yani onu henüz görüşme aşamasında. Zor olacak. Birazcık işte zamana bağlı. 2016 uçakta geçecek, söz veriyorum. Şimdiye kadarki yaptığımız her şeyi biz çok sevgili velilerimizin desteğiyle yaptık. Konserlerimizi de. Bütün çalışmalarımızı velilerimizin gerçekten kendi desteğiyle yaptık. Yani evet. Salon kirasından tutun da bütün işte bilirim o aşamalar. Çok ne aşamalarsa ya. Çok, hepsini. Her şeyi halledersin. Velilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri yıllardır kesinlikle bırakmadılar. İkinci sınıfta bizimle başlayan ama şu an 10. sınıfa gelen öğrencilerimiz var. Hepsinin çocuklukları elimizde geçti. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. En kıymetlilerini bize armağan ettiler. Yine aramıza katılmak isteyen olursa davet ediyoruz. Aramızda olmalarını çok isteriz. Size de çok teşekkür ederiz. Herhangi bir kurumda da olabilir. Yani hani başka bir kurumda da görev yapıyorsa ya da başka bir kurumda okuyor tabii, olsa. Tabii. Okuyor da olsa bize katılabilir. Özelinde bizimle çalışabilir tabii, diyorsun. Tabii ki. Özelinde, yani çalışabilir. Bunun özelinde ben bu orkestranın içinde var olmak istiyorum. Var olmak istiyorum. Ya da bu işi öğrenmek istiyorum zaman, diyebilen. Her zaman kapımız açık. Murat hocam, kapanış olacak büyük ihtimalle. Sen kapanışla alakalı konuşmak istediğin bir şey varsa yani, onu alayım. Ben buraya gelmekten çok memnun oldum. Sizi tanımaktan çok memnun oldum. Az önce hocamlar da bahsettiği gibi küçük yaşta başladık beraber. Şu an birlikteyiz. Her konuda birlikteyiz. Müzik olsun, arkadaşlık olsun, ablalık, abilik olsun. Tanıdığım en mükemmel insanlardır kendileri. Bunu duymak çok güzel. Bir müzisyenin, bir başka müzisyenin için hocası da olsa, abisi, arkadaşı, kardeşi de olsa böyle şeyler söylemesi gerçekten bizi onura eder. Ben de genel alalım, küçük kardeşlerimizi, küçükleri alalım yani, küçük kardeşlerimizi. Genç arkadaşlarımıza buraya katıldığınız için inanılmaz sonsuz teşekkür ediyorum. Bir güler misiniz bana ya? Bir güler misiniz? Teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir grupsunuz. 10 numarasınız, 5 yıldızsınız. Sizinle alakalı başka bir programda düşünüyorum eğer hocalarım da uygun görürlerse. Şimdi diyorum ki zamanımız bitti. Bir senden örneklendirme dinleyelim ama bir yere bağlayalım ve hareketli bir şeyle bitirelim o arada. Çıkalım gidelim. Öyle yapalım. Hadi bakalım. Tamam. Şuradan. Aşağı.
Bu hafta pazartesi akşamı da Türkü Adam Show'da Türkü adamlarıyla beraberdiniz. Hocalarıma, değerli arkadaşlarıma ve gıyabında öğrenci arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ederek huzurlarınızdan bu güzel melodiyle ayrılıyoruz. Haftaya pazartesi görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Nasıl kalırsanız kalın da lütfen türkülerle ve onların farkında kalın. Kalanı kadarıyla iyi eğlenceler. Görüşmek dileğiyle.